Değerli izleyenler, şarkıcı Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde ekstralarının engellendiğini ve konsere çıkamaz hale geldiğini anlatıp menajerlere isyan etmişti. O çıkışının ardından ölüm tehditleri aldığını öne süren genç şarkıcının peş peşe sıraladığı ithamlarsa herkesi hayrete düşürdü. Arıyordum, söyle hangimizde yanlış. Benim konserimde bomba da patladı. Prodüktörümü 30 santim kasap bıçağıyla ortadan ikiye de böldüler. Savaş muhabirliği yaptık, bu kadar tehlike atlatmadık. Genç şarkıcı Aleyna Tilki, beni sahnelerden silmek istiyorlar çıkışının ardından şimdi de ölüm tehditleri aldığını öne sürdü. Ben o konuşmayı yaptıktan sonra şoförümün telefonundan gece aralarında ölüm tehditleri falan da aldım. Ben var ya, bu sektörden nefret ediyorum yani. Gerçekten. Aleyna Tilki sahne şovları, cesur pozları ve milyonların diline dolanan şarkılarıyla pop müziğin başarılı isimlerinden biri oldu. Ama şöhretine rağmen yeterince ekstraya çıkamamak onu isyan ettirdi. Bu sektörü domine eden insanlar çok az sayıda. Bazıları gerçekten işini mükemmel yapıyor. Büyük bir bölümü omurgasız yani. 23 yaşındaki şarkıcı Cüneyt Özdemir'in programına konuk oldu. Hedef tahtasını oturttuğu organizatörlerden bir kez daha dert yandı. Sektörel bir baskı var. Birileri benim sahne yapmamı işte ve bu işten ekmek kazanmamı istemiyor. Burada iyice bir işte bir krize sokalım onu, moralini bozalım, konsersiz bırakalım, onu yetersiz hissettirelim. 10 yıldır sahnelerde olduğunu anlatan Tilki, küfürlü isyan paylaşımından sonra ölüm tehditleri aldığını öne sürdü. Şoförümün telefonuna IP adresi bulunamayacak şekilde tehdit mesajı. Ben gerçekten korkmuyorum. Nelerden kaç kere bahsediyor? Ölümden döndüm sahnede. Hiç kimse canımı umursamadı. Beni bir çöp gibi ortaya attılar. Sahnede çok kez ölümden döndüğünü öne süren Tilki, şoke eden itiraflarda bulundu. Gözümün önünde bir tane adamın bacağı da koptu. Sahneye bıçakla biri de atladı. Beni çöp gibi sahneye attılar. Saatlerce çalıştırdılar uykusuz. Onun peş peşe gelen bu ithamları Cüneyt Özdemir'i bile şaşırttı. Savaş muhabirliği yaptık, bu kadar tehlike atlatmadık. Bu ithamlara şarkıcı Işın Karaca'dan tepki geldi. Karaca, 32 yıldır sahnedeyim, böyle aksiyon görmedim diyerek Aleyna Tilki ile dalga geçti. Olan olmuş zaten, o sen olsan mı?